Çanakkale Savaşları hem denizde hem de karada meydana geldi. Ve o nedenle de hem denizde büyük kayıplar oldu hem de karada büyük insan zayiatlarına sebebiyet verdi. Çanakkale Savaşları daha başlamadan 14 Eylül tarihinde boğazların ticari gemilere kapatılması sonrasında Karadeniz'de büyük bir donanma, ticari donanma orada mahsur kaldı ve bu tabii Avrupa'da özellikle ekonomik açıdan büyük sıkıntı yarattı. Ve tabii özellikle Batılılar bu boğazı açmak ve İstanbul'a ulaşmak için bir filo hazırladılar ve bu bağlamda da denizden saldırılar başladı. Bu denizden saldırıların daha başlamadan evvel boğazı çeşitli kereler yokladıkları tabirlerinde ise yokladıkları görülmektedir. Ve bu bağlamda da Türk gemilerinin ilk etapta Mesudiye başta olmak üzere batırıldığı görülmektedir. Ama denizden geçerek özellikle İstanbul'a ulaşmak şeklindeki yöntemleri hem deniz yüzeyinden hem de deniz altından olmuştur. O nedenle de denizaltılarda özellikle Çanakkale Savaşları sırasında gemilerin batırılmasında önemli etkenler oldu. Bu bağlamda İtilaf Devletleri hem kendi denizaltılarını burada kaybederken aynı zamanda Boğaz'ı geçen denizaltılarda Osmanlı ticaret gemilerini ve askeri gemilerini bombaladılar. Çanakkale Boğazı'nın önlerinde Boğaz'da ve Marmara Denizi'nde toplam olarak 255 tane geminin batırıldığını görüyoruz. Bu gemilerin önemli bir kısmı Osmanlı ticaret gemileri olmakla beraber savaş gemileri de bunun içerisinde bulunuyordu ve bunların en büyüklerinden bir tanesi Barbaros, Hayrettin gemisi olmuştur. Tabii Osmanlı İmparatorluğu'nda savaş sırasında bir donanma ile karşı koyma mümkün değildi. O yüzden de özellikle İtilaf Devletleri'nin donanmasına karşı kara topçuları ve mayınlar yoluyla bunlara engel olunmaya çalışıldı. Ve bu bağlamda da 7 tane büyük savaş gemisi Osmanlı topçu ve mayınları vasıtasıyla batırıldı. Bunların 3 tanesi biliyorsunuz 18 Mart tarihinde olmuştur ve toplam tonajları 40.400 ton idi. Mayıs ayında ise yine 3 büyük savaş gemisi batırıldı ve bu batırılan savaş gemilerinin toplam tonajları ise 44.000 tondur. Bu çerçevede baktığımız zaman Osmanlı İmparatorluğu hem İtilaf Devletleri'nin büyük savaş gemilerini burada batırırken hem de kendi ticaretini ve askeri özellikle sevk etme konusunda kullanılan gemilerin güvenliğini sağlamak istemiştir. Bunlara karşılık İtilaf Devletleri denizaltılar vasıtasıyla saldırılar düzenleyerek bunların özellikle deniz yoluyla yapılmasına engel oldu. O yüzden de Uzun Köprü'ye kadar demir yoluyla, buradan da karayoluyla askerlerin ve yiyeceklerin sevk edildiği bir döneme girilmiştir. Baktığımız zaman bugün Çanakkale Boğazı'nda çok sayıda batık bulunmaktadır ve bu batıklar adeta Çanakkale Boğazı'nın ve Gelibolu Yarımadası'nın kolyeleri gibi dizilmiştir. Ege Denizi'nde Saros Körfezi'nden başlayarak aşağıya doğru geldiğimizde Boğaz'ın Ege kıyılarında pek çok gemi bulunuyor. Hemen Boğaz'ın önünde denizaltı, 7 denizaltısı bulunuyor ve Boğaz'dan içeri girdiğimiz zaman 18 Mart'ta batırılan 3 tane büyük gemi, yine 3 tane denizaltı bulunuyor ve Marmara Denizi'ne girdiğimiz zaman da orada özellikle Türk batıklarına rastlıyoruz. Bir de Karabiga açıklarında AY-2 denizaltısı bulunmaktadır. Deniz savaşları ve kara savaşları diye ikiye ayırıyorsak da aslında denizden önce saldırılar başlamış. Bunda başarılı olunamayınca deniz kuvvetleri destekli kara harekatının yapıldığı görülmektedir. O yüzden Çanakkale Boğazı hem toprağın üzerinde hem de denizin altında pek çok hazineler ve savaşa ait hatıralar saklamaktadır.